Hepinize merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz dün Bakan Koç'a Cüneyt Özdemir'in beşine bir kapronuna konuk oldu. Ve üniversite açılacak mı? Kısıtlamalar tekrar gelecek mi gibi soruları cevapladı. Ben sadece üniversite açılacak mı konusuna değineceğim. Ona geçmeden önce arkadaşlar bu açıklamanın zaten bir benzerini daha önce açıklamıştım. Yine kurulun toplantısından sonra. Ben bu açıklamayı sağ üst köşede katlar kısmına bıraktım. İ tuşuna basaraktan sağ üst köşede bu açıklama aynısını yaptığını oradan görebilirsiniz. Ayrıca Hürriyet Gazetesi'ne verdiği açıklamada da üniversite açıp açılmayacak konusunda yine bir açıklaması olmadı. Yine bunu sağ üst köşede bırakacağım. İsteyen arkadaşlar oradan ayrıntılı bir şekilde bulabilirler. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar Sağlık Bakanı Koca'dan üniversiteler açılacak mı sorusuna cevap. Bu arada bu yazıları bulmak isteyenler memurlar.net'e gidebilirler. Memurlar.net'te bu yazının aynısı mevcuttur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanlığı açtığı okullardaki sonucu gördükten sonra bilim kurulu olarak bir tavsiye kararı alacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Soru cevapta üniversitede açılıp açılmayacağı yer aldı. İşte söylemiş olduğu bölüm. Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitede açılabileceği söyledi. Açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite için geçen çarşamba da söylemişti. Bilim kurulunda da konuşulmuştu. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı okullarının da bu dönem açılmasıyla birlikte, kademelendirmeyle birlikte seyrini göstermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda açılan bu sınıflarla ilgili salgındaki gelişimi, o yaş grubundaki enfekte oranının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya yahut öneri söz konusu olacaktır. Önümüzdeki dönem tabii ki okulların açılması olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademelendirmeyle olacak. Yani bu şu demek arkadaşlar, Fahrettin Koca önümüzdeki günlerde kademeli bir şekilde olaraktan üniversite açılmasını planlanmaktadır. Ama açılmadan önce şu andaki açılan sınıfların virüs durumuna ve enfeksiyon durumuna bakaraktan bir karar alacaklardır. Eğer virüs enfeksiyon durumları şu an eğer artarsa açılmaz. Vaka sayısı, ya şöyle söyleyeyim. Sizin anlayacağınız üzere eğer virüs çocuklarda ve gençlerde lise, ilkokul, ortaokul, lisede eğer virüs vaka sayısı fazla çıkmazsa kademeli bir şekilde üniversite açılacak. Yok eğer açılırsa kademeli bir şekilde açılmaz, ikinci döneme kalır. Tabii dediğim gibi tamam bu vaka sayısına bağlı ve ilerleyen günlerde diyor büyük ihtimalle Ekim ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında bir açıklama gelecek. Zaten daha önce birkaç arkadaşın yorumlar kısmında onları da söylemiştim. Eğer Ekim ayının ikinci ya da üçüncü haftasına kadar üniversite açılmazsa artık açılmaz arkadaşlar. Çünkü zaten Ekim de bittikten sonra Aralık kalıyor. Artık sadece bir ay için mi üniversite açılacak diye söylemiştim. Ama neticesinde üniversitelerin bir ay sonra hani bir iki üç hafta içinde bilim kurulunun bu açılan sınıflara bakarak hani net bir karar alması bekleniyor. Tabii dediğim gibi daha önceden birçok açıklama yapmıştım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama birçok kez söylemiştim. Özellikle demiştim zaten daha önce açıklamasını sağ üst köşeye katlar kısmına bırakmıştım. Katlar kısmında yer aldığını söylemiştim. Dediğim gibi bilim kurulu Türkiye'deki vaka sayısı, özellikle gençlerdeki vaka sayısına bakaraktan açacaklar. Bu vaka sayısını baz alaraktan açacaklar. Dediğim gibi bu vaka sayısı eğer ilkokul, ortaokul, liselerde eğer artmazsa açılır. Eğer artarsa maalesef açılmayacaktır. Tabii dediğim gibi Ekim'in ilk bir ikinci haftası ve üçüncü haftasında açılmazsa bu dönem bir de açılmama ihtimali çok yüksek. Tamamen göze Sağlık Bakanlığı'nda ve Sağlık Bakanlığı kabinesi Salı günü toplanıyor arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı kabinesi Salı günü toplanıyor. Salı günü öyle bir karar almışlar yani yarın toplanacakmış. Eğer toplanırsa bu soru tekrar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Ama neticesinde Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada şöyle göstereyim tekrar. Üniversitenin için geçen çarşamba günü söylemiştim demişti. Bilim kurulunda konuşulmuştu. Özellikle Milli Eğitim Bakanı okullarının da bu dönem açılmasıyla birlikte kademelendirmeyle birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda açılan bu sınıflarla ilgili salgının gelişimi, o yaş grubundaki enfeksiyon oranını, bak şu çok önemli, enfeksiyon oranının ve ne olduğunu görerek ona göre bir karar ve yahut bakın karar yahut öneri, bakın öneri söz konusu olacaktır. Önümüzdeki gün tabii ki de okulların açılması olacaktır ama bu pandeminin seyrine göre kademelendirmeyle olacak. Yani açılacak ama arkadaşlar ilerleyen günlerde ama bu bir ay mı olur, iki ay mı olur, üç ay mı olur belli değil ve ama
kademeli bir şekilde açılacak. Ben şuraya değinmek istiyorum. Karar veya yahut öneri. Şimdi arkadaşlar şu anda üniversitenin açılmasını YÖK istemedi. Yani YÖK demedi üniversiteyi kapatın ya da bilim kurulu üniversiteyi kapatın demedi. Sadece tavsiyelerini sundular. Biz açılmasına yanı değiliz dediler. Üniversitenin açılmamasına rektörler karar verdi. Bu bir demiş olalım. Üniversitedeki rektörler hocalarla oturarak konuştular bunu ve hocalar oy birliğiyle karar veriyorlar bunu açıp açılmamasına. Bu yüzden üniversitede açılıp açılmayacaklardan bakan bir öneri sunacaklar. Diyecektir ki biz bu dönemde örnek veriyorum birinci sınıflar hazırlık sınıfları açılsın, geri kalanlar şimdi açılmasın diye bir öneri sunabilir. Bazı üniversiteler tamamen onlara göre devam edecektir. Bazı üniversiteler açacaktır. Diyecek ki tamam birinci sınıflarla hazırlık sınıfları gelsin diyecektir. Tamamen dediğim gibi bu yine bir öneri şeklinde gidecek arkadaşlar. Bu yüzden öneri olarak başladığında birinci sınıflarla ve hazırlık sınıflarla başlayacağını öngörüyoruz arkadaşlar. Ama neticesinden dediğim gibi Kasım'ın iki haftasını açmazsa bir daha bu dönem üniversite açılacağını düşünmüyorum. Neticesinde bu yazının kaynağını daha fazla öğrenmek istiyorsanız memurlar.net'e bakabilirsiniz. Zaten 5'ten 1 kayıyı dün akşam takip edenler bu açıklamayı görmüştür. Ben size bilgilendirmek istedim. Çok soru gelmişti. Çok fazla soru soruldu buna yine. Bu Sağlık Bakanı'nın açıklamasına aynısını geçen hafta çarşamba günü yapmıştı. Sağ üst köşe katlı aklına bırakacağım. Oradan alıp bakabilirsiniz. Bu açıklama aynısını. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Elimden gelince sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Yorumlar kısmında yorumunuz falan varsa belirtin. Hepinize elimden gelince cevaplamaya çalışacağım. Bu kadar arkadaşlar. Bu kademeli seyretilmiş eğitim hakkında daha fazla bilgi için hani dediğim gibi kanalımıza takipte kalabilirsiniz. Ben üniversite hakkında ne kadar bilgi geldikçe elimden geldiğince açıklayacağım. Dediğim gibi ben bu bilginin kaynağını memurlar.net'ten aldım. Özellikle şu kademeli ilerleme konusunda hani dediğim gibi hazırlık ve birinci sınıfları özellikle açacaklar diye düşünüyorum. Eğer açılırsa tabii açılmazsa da bu dönem açılmaz. Tabii dediğim gibi ön şart şu Kasım'ın ilk 2 haftası ya da ilk 3 haftası açılmazsa üniversite bir daha açılmayacağını düşünüyorum. Çünkü Aralık'ta sadece bir ay kalıyor. Ve bir ay için üniversiteyi de açmazlar diye düşünüyorum. Bu yüzden bu Kasım'ın ilk 2 haftasından sonra açılmazsa bu dönem açılmaz. Zaten büyük ihtimalle Kasım'ın ilk ya da ikinci haftasında Sağlık Bakanlığı üniversiteyle ilgili kesin açıklamayı yapar diye düşünüyorum. Özellikle bu gençlerin üzerindeki enfeksiyon ve salgının sayısına göre gelişim de önemli arkadaşlar. Bu sadece gençlerin üzerindeki etki değil. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki ölüm ve vaka sayılarına bakarak da bu kararı alacaklardı. Dün galiba vaka sayısı 1800 üzerindeydi ve 70'ten fazla insan ölmüştü. Bu vaka sayısı bu seviyedeyken yine açılması arkadaşlar çok zor diye düşünüyorum. Sadece bu üniversite, ilkokul, ortaokul, lisedeki öğrencilerin durumu değil. Türkiye'nin de vaka sayısı ve ölüm oranına bakılarak da bir karar alacak arkadaşlar. Bir ekstra tedbirler de gelecekti bu vaka sayısı. Bu böyle artmaya devam ederse. Dediğim gibi elimden geldiğince size açıklama çalışıyorum. Takipte kalmak çok önemli benim için. Kanalımıza abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Desteğiniz için benim için çok önemliyseniz. O yüzden kanalımıza abone olup bize destek verirseniz sevinirim. Bu tarz videolar için dediğim gibi takipte kalın. Elimden geldiğince size bilgi vermeye çalışacağım. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın.